İki ders arasında makyaj tazelemek bir sanattır. Ama iş sıvı eyeliner sürmeye gelince olay bambaşka bir boyut kazanır. Düz git. Ay! Kaza oldu. Pardon. Ah, harika. Bu makyaj çıkarıcı mucize yaratmalı. Kendimi berbat hissediyorum. Hey, şu silginin açısına bak. Onu kullanabilirim. Silginin köşesini kesmekle başla. Şimdi bir pamuklu çubuğun ucuna tutkal sür. Ve silgi parçasını buraya yapıştır. Biraz kurusun. Hadi şunu bir deneyelim. Eyeliner'la kapla. Ve bir aynanın yardımıyla damga gibi bas ve göz kapağın boyunca çek. Bayağı iyi görünüyor ha? Bunu öbür gözünde de kullanabilirsin. Makyaj uzmanları bu müthiş numarayı biliyor mu acaba? Nasıl görünüyor? Mükemmel ya! Bunun bu kadar kullanışlı olacağını kim bilebilirdi? Aa! Bu şey gece gibi çıkmış. Canlı gibi. Bundan sonsuza kadar kurtulmalıyım. Tam bu işe yarayacak bir şey biliyorum. Bu değil. Kapatıcı yardıma koşar. Bunu görüntüden sileceğim. Bundan biraz daha lazım. Aa! Bir kat daha sürmeliyim. Hala mı orada? Yeter ama. Günlerin sayılı sivilce. Bu biraz belli oluyor sanki. Öf. Acaba bu işe yarar mı? Denemeye değer. Artmış mavi veya yeşil toz farın varsa kapatıcıyla karıştır. İyice karışmaları için fırçayı kullan. Ve sivilcenin üstüne fırçayla hafifçe vurarak sür. Birkaç katman sürmen gerekebilir. Aman tanrım! Böyle görürsün gününü pis sivilce. Renklerin sihri budur işte. Bazen keyifli vakit geçirirken o kadar da şahane gözükmediğini fark etmeyebilirsin. Aa, Lili, sanki biraz terlemişsin. Saçın yüzüne yapışmış da. Lili, cildin çok yağlanmış. Ne yazık ki biz kızlar gün içinde biraz yağlanabiliriz. Hayır ya, sanki havuza girip çıkmışım gibi duruyorum. Bu ikinci buluşmamızda olmak zorunda mıydı? Burada bana yardımcı olabilecek bir şeyler bulabilir miyim acaba? Klozet kapağı kağıdı mı? Aa, aslında bu işime yarayabilir. Bir tuvalet kapağı kağıdını yüzüne dokundurarak cildinin ışıldamasına neden olan fazla yağ emdirebilirsin. Sadece yüzüne tut ve fazla yağın kağıda geçmesine izin ver. Cildim amma da çok yağlanmış. Hala yağlı olduğunu hissettiğin yerlere dokundurmaya devam et. Ve bir bakmışsın yüzündeki yağların hepsi gitmiş. Evet, böyle çok daha güzel oldu. Ay affedersin, birazcık makyajımı tazelemem gerekti de. Hem en azından cildinin gayet nemli olduğunu öğrenmiş olduk. Bak, randevuya çıktığın çocuk da sana güzel güzel bakmaya başladı. Canınız bir yaz içeceği mi çekiyor? Sofya imdada yetişti. Ya, bugün amma da sıcak. Ay ne biçim terlemişim. Ay, ne fena ya. Evet, bu konuda bir şey yapmalısın Sofya. Bu çok utanç verici. Sorun değil, sanırım bende işine yarayacak bir şey var. Ped mi? Buyur al. Sağ ol da ben bunu ne yapayım? Koltuk altlarına koy, anladın mı? Aa, nasıl da hiç aklıma gelmedi. Eğer sıcak bir gün olacaksa bir günlük pet al ve gömleğinin koltuk altına içten yapıştır. Ha, öbür tarafı unutma. Hey millet, beni bekleyin. Bakın, ter lekesi yok.
Gördün mü? Yanında pet bulundur. Terleme. Evet, yine bir fotoğraf günü geldi ve çattı. Hadi ama, bekledikçe daha da heyecanlanıyoruz burada. Sofia, sıra sende. Eyvah, dün hiç uyumadın mı Lili? Nasıl uyanık kalabileceğimi hiç bilmiyorum. Fotoğrafımın çekilebileceği kadar iyi duruyorum değil mi? Bugün hiç aynaya baktın mı Lili? Hayır, gözlerimin altındaki torbalar berbat duruyorlar. Kapatıcım var ama tonunun sana uygunluğundan emin değilim. Ama buruş sanki işimize yarar gibi. Dur dur, bununla günü kurtaracağız. Nasıl yani? Göz altlarıma ruj mu süreceksin? Bu noktada her şeyi denemeye hazırım. Gözümün altında koyu halkalar varsa kırmızı rujla onları kapatabilirsin. Bu şekilde ruju gözlerinin altına yavaşça dokundur. Sonra bir fırçayla iyice yay. İşte böyle. Kısa bir süre sonra renkler birbirini nötrleyecekler zaten. Biraz fazla renk kalacak olursa da kapatıcının yardımıyla onları da toparla. Kapatıcıyı da bu şekilde sür ve sonra fırçayla iyice yedir. Güzel oldu. Hey! Gözaltı torbaların gitmişler Lili. Bu ne güzel bir numaraymış. Bak sıra sana geldi. Bugün Vicky sayesinde kurtuldun ama seneye. Büyük günden önceki gece güzelce uyu olur mu Lili? Bella keyifli keyifli makyaj yapıyor baksana. Hadi ama geç kalacağız yoksa. Üzgünüm, daha farımı sürmem gerekiyor. Hadi Bella ama ya, biraz acele et. Vay, bu mavi tonu çok güzelmiş. Ama tüm bu yayma işi o kadar da kolay değil. Ay, gözümün altındaki o toz da ne? Ay, gitsene oradan ya. Uf. Aa! Bella, yüzündeki şey de ne? Oo, kötü olmuş. Ama artık gidebiliriz değil mi? Az daha sabret Lana, çünkü bu aksilik size 20 dakikaya daha mal oldu. Hadi Bella ama ya. Çantada ne arıyorsun öyle harıl harıl? Tüm bunları neden koymuşum ki buraya? Kim yanında pompa taşır ki? Aa, bu çanta dipsiz bir kuyu resmen. Hadi ama ya. Buralarda bir yerlerde olması gerekiyor. Tamam. Lütfen bunu aradığını söyleme bana. Wow, bu gerçek bir kılıç mı? Bunu ödünç alıyorum. Hatta kıyafetime çok yakışacak. Yani olur da çıkabilirsek evden. Evet, işte tam aradığım şey. Siz de Bella'nın düştüğü duruma düşerseniz günlük petlerle günü kurtarabilirsiniz. Bunun için günlük pedi alın ve bir makasla 3 parçaya kesin. Yalnızca bu iki kısma ihtiyacınız olacak, ortayı atın. Şimdi kestiğiniz parçayı düz yüzü gözünüzün altına gelecek şekilde yapıştırın. Diğer tarafa da aynı şeyi yapın. Ah, süper oldu. Şimdi her zamanki gibi farınızı sürün. Bakın artık toz parçaları gözünüzün altına yapışmayacak. Oo, cidden çok güzel yedirmişsin. Oldu mu? Şimdi bakalım gerçekten nasıl olduğuna. İşte şahane bir makyaj. Bella, gerçekten mükemmelsin. Tüm bunlar yüzünde kalabilirdi. Gerçekten süpersin Bella. Hadi, nihayet hazır mıyız? Çok tuhaf bir rüyaydı. Pekala, gerçek hayata geri dönelim. Ay, nasıl bu kadar uyumuşum? Duş yapmaya vakit yok. Her şey tamam. Şu yağa bak. Kesinlikle at kuyruğu yapmalıyım. Yapmam gereken sadece bu. Oh ya. Oo, bu işe yarayabilir. Kasketler bunun içindir değil mi? Bir daha güzel olabilecek miyim? Oh, hastalık izni almalıyım. Bir dakika. Post işlerim. Bununla bir şeyler yapabilirim. Saçınızın kötü olduğu günlerde bu taktik oyunu değiştirir. Post işleri kasketin iç dikişine tuttur. İşte. İşte artık yeni bir başın var.
Gerçek saç gibi görünüyor değil mi? Başına doğal duracak şekilde koy. Bak, güzelsin Vicky.